Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnnallah azze ve cel, aziz ve celil olan Allah, yestahyi, haya eder. Tabii utanmak bize mahsus bir şey. Bir şeyi yapmaktan sakınmak, çekinmek. Haya bunu önler, kötülük yapmayı önler. Allah da bizim hayamız değil. Burada kast olunan, şimdi arz edeceğiz, onlar. Allah bizde olan sıfatlardan münezzehtir. Burada azap etmekten sakınır, azap etmez anlamına. Evet, nitekim Hazreti Ali radıyallahu anh'tan nakleden bir hadis-i şerifte İnnallâh yuhibbu ebnâ'e seb'in. Allah 70 yaşındaki olanları sever. İslam'da, imanda 70 yaşına girmiş olanları Allah sever. Ve estahî min ebnâ-i semânîn, 80 yaşında olanlardan haya eder. Yani onları azap etmekten haya eder. Zor soru sormaktan haya eder. Diye de hadis-i şerif vardır. Yani onları azap etmez. Ona bir haya eden adam bir şey yapmak istiyor. Hayasından dolayı yapamıyor. Allah da işte böyle 70'inde 80'inde olanları azap etmekten haya eder. Onları azap etmez. Burada da aynı anlama. Allah Celle ve Ala haya eder. Kimden, neden haya eder? En yağfira li kavmin, bir kavmin günahlarını affetmekten haya eder. Affetmez. Ya cezalandırmayı erteler. Cezalandırmaz. Nasıl, kimi, hangi kavmi, hangi topluluğu? Ve fihim raculun leyse minhum. Bir topluluk var, siz bir topluluksunuz. Burada hadis dersi dinliyorsunuz. Aranızda sizden olmayan mümin ama sizden değil, yani çürük. Herkes aynı ayarda değil. Bazıları salih kişi oluyor, bazıları Kur'an-ı Kerim'de de var, sabikun var, tamamen hayır işler, hiç kötülük işlemez. Muktasit var, orta yollu, bundan da var, bundan da var. Bazı da zalimül nefsi, kötülükleri çok. İnkarcı değil ama günahları çok, zalimül nefsi. Yani insanlar grup grup, böyle bir topluluk var, müminlerin topluluğu. Onların içerisinde de işte böyle herkes güzel insanlar ama arasında onlar gibi olmayan var. Kendine zulmeden, zalimül nefsi olanlar var. Böyle bir topluluğu illa gafara lehum ahum. O güzel olanları affedip onların arasında bulunanları affetmemezlik etmez. İyi insanlarla beraber olan müminleri de affeder. Hepsini affeder. O kadar güzel bir müjde bu. Onun için namaza, 5 vakit namaza camiye gitmemiz lazım. Namazı çok güzel kılanlar var. Namaza durduğu zaman hiç dünya düşünceleri aklına, fikirler aklına gelmez. Çarşıya, pazara gitmez. Ama çoğu imamlar bile oluyor. O da insan çünkü. Yanılıyor. Çünkü o sırada şehrin bir bölgesinde gezerken ayeti unutuyor. Siz de, bizler hepimiz insanlık hali. Böyle namazdayken zihnimizi her zaman toparlayamıyoruz. Tam Allah'ın huzurunda olduğumuz bilincinde olarak kalbimiz, gönlümüz, kafamız, kalbimizle, kalbimizle Allah'a bağlanamıyoruz. Okuyoruz, şeklen işleri yapıyoruz ama zihnimiz başka yerlere gidebiliyor. Bazıları da dört dörtlük. Namaza durdu mu her şeyi unutuyor. Hazreti Ali bunlardan birisi. Bir harpte yaralanmış. Şimdiki gibi anestezi yok o zaman. Uyuştursunlar da o bacağına saplanan oku çıkarsınlar. Durun demiş. Okta iyi saplanmış. Onu çıkarmak çok can acıtacak. Durun demiş. Abdest almış, namaz kılmış, namaza durmuş. O birinci rekattayken oku çıkarmışlar. Çıkardıktan sonra ateşle dağlamışlar. Çünkü mikrobu ateş yakıyor biliyorsunuz. Şey etmesin,
yara büyümesin diye dağlamışlar, sarmışlar. O hiç haberi yok. Of demiyor, namaza durmuş, unutmuş kendini, dünyayı unutmuş, Allah'ına bağlanmış. Namazını bitirdikten sonra hadi başlayın artık demiş. Demişler ya Ali, biz senin ilk rekatında işimizi gördük, hiç haberi yok. Bakın o oku bacağını yarıp çıkarıyorlar, ateşle dağılıyorlar, mikroplar ölsün, yara büyümesin, azmasın diye sarıyorlar. Namazdayken oluyor bu iş. Allah bize böyle namaz kılmayı nasip etsin. Bir mümin dünya düşüncesi kafasına, kalbine gelmeksizin iki rekatçık namaz kılsa o namazda tüm günahları silinir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar muazzam bir şey. Evet, şimdi namaza gelenler hep öyle değil. Bazı namaza duruyor. Yanındaki güzel namaz kılıyor ama o kim bilinerlerde geziyor. Olsa bile. Hadisi görüyor musunuz? O topluluk içinde bulunan az çok karışık kimseleri de affetmeden etmez diyor. Ötekilerin hatırına hepsini toptan affeder. Onun için evde yalnız namaz kılmayın. Camiye koşun. Cami cemaatin için bir tane güzel namaz kılan vardır elbet, değil mi? Olmasa kıyamet kopar, dünya yıkılır. İyi insanlar hala var. Evet, onun için beş vaktinizi namazda camiye gitmeye çalışın. Kur'an okunuyor, mukabele okunuyor, toplanmış müminler. Kimisi hoca ne biçim hoca demeye gelmiş olabilir. Ama yürekten Kur'an'ı, aşığı, güzel Kur'an'ı dinleyip kendinden geçen, coşan müminler olabilir. Böyle güzel insanların yanına oturanları böyle olmasalar bile affetmemekten haya eder diyor. Affeder onları da, ötekiler gibi affeder. Onun için toplu dua etmenin, toplu istiğfar etmenin, tevbe etmenin, işte böyle vaaz dinlemenin, müminlerle topluca ibadet etmenin böyle faydası vardır. İyi insanların hürmetine hepsi iyi sınıfından yazılır. İyi sınıfından yazılır. Allah bunu aksini yapmaktan haya eder. Yapmaz yani. Hepsini affeder. Hepsini affeder. Hepsini günahlarını siler. Kereminden dolayı, cömertliğinden dolayı. Ebu Said Hudri'den nakledilmiş radıyallahu anh'tan bu hadis-i şerif. Bunun ifadeler değişik. Aynı anlamda birçok varyantları var. Sahih hadislerden birisidir. Yani topluca ibadet yapmanın büyük faydasını ifade ediyor. Şimdi hadis dinliyoruz, hadis okuyoruz. Melekler diyor böyle, bu bir zikirdir. Melekler böyle müminlerin topluca zikrettiklerinde etrafını sararlar. Bir sardılar, ötekiler gelir onun omuzlarına basarlar. Onlar bir sıra daha yaparlar. Böyle arşa kadar diyor boru gibi etrafını bu müminleri dinlemek. Bunlara şahitlik etmek için Buhari hadisidir bu. Onun için ibadetlerde topluca yapılmasında büyük yarar var. Büyük fayda var. Bu hadis-i şerif de ona işaret ediyor. İnna Allaha yattaliu ala ibadi. Allahu Teala ve Tebareke Hazretleri kullarına bakar. Örtüsünü kaldırır. Evet, öğrenir durumlarını. Hallerini bilir. Hallerini bilir. Bakar ne yapıyorlar diye insanlara. Leylete nus min Şaban. Şaban ayının yarı gecesinde. Yani Berat Kandili'nde. Yeryüzüne insanlara bakar. Hallerine bakar. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Evet. Berat gecesinde bütün insanların halini öğrenir, onlara bakar. Bir diğer rivayette innallaha yenzilu leyleten nus min Şaban. Şaban'ın yarı gecesinde, Berat gecesinde yeryüzüne iner. Değil mi? Bu nezele yukarıdan aşağı inmek anlamına. Ama Allah mekandan münezzeh. Yukarıda değil ki aşağı insin. Allah her yerde hazır nazır. Öyleyse nasıl yorumlayacağız bunu? Allah rahmetini İnsanlara sağanak sağanak yağdırır. Berat gecesinde.
Berat gecesinde evet rahmetini indirir. Feyağfiru lil müminine, tüm müminleri Berat gecesini kutlamaya gelmiş, camiyi doldurmuş, vaaz dinliyor, namaz kılıyor, tesbih çekiyor, tevbe istiğfar ediyor. Tüm müminleri affeder ve yumli lil kafirine, kafirleri affetmez. Tüm kafir grubunu, onları ileride imana gelirlerse o zaman affetmek üzere onları ayırır. Ve yedu ehlel hıbdi, evet buna dikkat edeceğiz, kin güdenleri affetmez. Berat gecesinde tüm müminleri affeder, kafirleri ayırır, onlara yok bir şey, yok nasipleri yok. Ama kin besleyen müminleri de affetmez. Ve yedu, terk eder, onlara rahmetin mağfiretini ulaştırmaz. Ehlel hıbdi, evet haset, düşmanlık, kin besleyenleri affetmez. Kardeşine mirastan dolayı dargın ölüyor herif, merhaba demiyor, evine gitmiyor. Bir mesele olmuş, kim besliyor, daha selam bile vermiyor. Kin beslemek ne kadar kötü, görüyor musunuz? Düşmeyen bir Allah, şaşırmayan bir Allah. Her insan beşerdir, şaşardır. Hatalarımız olabilir. Böyle yaptı diye bunun üstünde durup da kin gütmek Allah'ın hiç hoşuna gitmiyor. Bakın, Berat gecesinde Allah tüm müminleri affeder, kin besleyenleri bırakır. Evet, bihibdihim, kinleriyle beraber bırakır. Hatta yed'uhu, evet kinlerini bırakıncaya kadar. Kinlerini bırakırlarsa onlar da affeder. İmanları sebebiyle peygamberimize tabi olduklarından dolayı kinlerini bırakırlarsa onları da affeder. Yok, kin vazgeçmem, selam vermem, merhaba demem, evine gitmem, ekmeğini yemem, suyunu içmem. Kin gidiyor böyle. Onları affetmez, bırakır. Onun için kimseye 3 günden fazla darılmayın. Efendimiz insanlık gereği bazen çok can yakar bazıları. Hadi demiş, 3 güne kadar müsaade. Ama 3 günden sonra müminler birbirine dargın durmaları, birbirini terk etmeleri helal değildir. Kafir olur değil, bak kafir olmaz. İnkar eden kafir olur, inkar etmiyor. Ama Berat kandilinde herkesi affeder, kin besleyenleri bırakır. Hayır, kinlerini vazgeçinceye kadar, kinlerinden bırakıncaya kadar, hatta yed'uhu, kinlerini bırakıncaya kadar. Evet, bu kin dar olmaktan, dargınlığı sürdürmekten onun için vazgeçmek lazım. Kin dar iken ölürse hiç yardım etmez. Mağfiret rahmetiyle muamele etmez. Ne halin varsa gör. Ne kadar felaket bir şeydir bu. İnsanlara dargınlığı sürdürmemek lazım. Kin beslememek lazım. Evet. Bunu bilerekten mübarek gecelere giderken ananla, kardeşinle, komşunla, varsa böyle bir şeyler, bir selamlaş, öyle git. Ve içinden tamamen kinini at, barış içinden, rastlarsam ilk selamı ben vereceğim de, otur o zaman işte. Allah hepsini affeder diyor. Bu kin beslemek, dargınlığı sürdürmek bu kadar kötü bir şey. Bu kadar kötü bir şey. Bilen adam, işte bunu bilen adam kin sürdürmez, dargınlığını sürdürmez. Bir süre insanlık gereği gazaplansa da 3 gün sonra tamamen vazgeçer. Allah'a havale eder, bu şeyinden vazgeçer. Gördüğü zaman selam verir. Evet, selamını alır. Bu mübarek gecelerde arz ettiğimiz gibi kin ehlini Allah affetmiyor.
Evet, affetmiyor. Şimdi bu mübarek geceden hiç haberi yok. Herkes camiye gidiyor. O da meyhanede kafa çekiyor, nara atıyor. Bunu da affetmez tabii. Böyle bu da olmaz. Hiç olmazsa mübarek gece ya. Gel bak, herkes nereye gidiyor bu insanlar? Akın akın gidiyor herkes camiye. Sen de gelsene. Madem müminsin, Müslümansın. Böyleler de var biliyorsunuz. Onları da gafletinden dolayı bırakır. Evet. Bazısı da camiye gitmez. Rahatına kıyamaz. Horul horul sabahlara kadar uyur. Ya Berat gecesi her zaman yılda bir defa. Biraz uykundan fedakarlık ister. Niye eder? Bak bütün müminleri affeder diyor. Sen de bunu yakalamak için bir Berat gecesi. Azıcık fedakarlık yap. Camiye git ya, beraberce müminlerle beraber bir tevbe istiğfar et. Gaflet içinde uyuyanlara da aynı şekilde. Evet. Bunlar şimdi adam vaaza geliyor. Dışarıda koştururken canı çıkmış, yorulmuş. Daha başlıyorsun, evuz çekiyorsun, başlıyor uyumaya. Ya daha yeni başladık, hani hoca beceriksiz desen, daha yeni başladık. Ama dışarıda pestili çıkmış koştururken uyumaya başlıyor. Zikir meclisine uyumak, gaflet içinde olmak da nasibini alamamak demektir. Nasipten mahrum olmak demektir. Gözün açacaksın ya, o kadar bir direneceksin. Evet, onlar uyanık olanlar. Evet, sabah ezanı bangır bangır bağırıyor. Es-salatu hayrun minen nevm. Namaz uykudan hayırlıdır. Haydin felaha, haydin salaha. Hadi hiç oralı değil. Hoparlörlerle ezanlar çıngır çıngır ortalığı dinletiyor. O hiç oralı değil. Bunlar da tabii nasibini alamayanlardandır. Uyanık olanlar, Allah'a gönlünü, kalbini, elini açanlar, onun meclisinde bulunanlar, tam adam oda masada güzel insanlar gibi aftan yararlanırlar. Kin besleyenler yararlanamaz, kinden vazgeçenler yararlanırlar. Evet. Tabarani Ebu Salebe'den Ahmed İbn Hanbel Tirmizi de İnallahu Teala yenzilu leyleten nisf min Şaban ile semai dünya. Allahu Zülcelal Hazretleri Şaban'ın yarı gecesinde dünya semasına iner. Fe yagfiru li ekseri min adedi şa'ri ganem kelb. Kelb kabilesinin koyunlarının kıllarından fazla mümini affeder. Bu kelp kabilesi, Beni Kalp, çok koyunlu olan, çok koyunculuk yapan bir kabileymiş, kalebelik bir kabileymiş. Onların koyunlarının tüyleri adedince, kılları adedince mümini affeder. Cenab-ı Hak af kapılarını ardına kadar açıyor. Bu Şaban, Berat kandilinde, gecesinde kindar olanlar terk ediyor, imansızları terk ediyor. Gaflet içinde yüzenleri de kenarda bırakıyor. Buna göre hem kendimiz böyle Berat gecesini kaçırmamalıyız, uyanık olmalıyız, fedakarlık etmeliyiz. Hem de sevdiklerimizi, komşularımızı, diğer müminleri, nazımız, sözümüz dinleyecek, nazımızı geçecek kimseleri camiye götürmeliyiz ki onlar da affolsunlar. Evet, Berat gecesini uyanık geçirmek lazım, camileri doldurmak lazım.